Üçgenle merkezler. Konu kavrama testi 2. İlk soruyla başlayalım. ABC bir üçgen. BD AC kenarının orta dikmesi. Aslında o zaman Bursa Denizli yolculuğu AC'yi tam ortadan ikiye bölen bir doğru. Hem açı ikiye bölünmüş 90-90 diye hem kenar bölünmüş. O zaman burası da bölünür. Demek ki bu ikizkenar bir üçgen. O zaman 2x eksi 1 kime eşit olmalı? X artı 6'ya. Dolayısıyla x'in değeri buradan ne gelir? 7 gelir. Bir sonraki soru. Bir üçgende kenar orta dikmelerinin kesim noktası tabii ki de çevre açan bir yerin merkezi. Aç. O kısımda yazıyor zaten. Daima üçgen iç bölgesinde diklik merkezi içeride de olur dışarıda da şekilden anlarız. Çevrel çemberin merkezi üçgen içinde de olabilir. Ya da üçgen burada olur, merkez burada olur, dışında da olabilir. Ağırlık merkezi daima içindedir. Edirne. D diklik merkezi ise D'den geçen doğru gittiği kenarı iki eş parçaya bölecek. Diklik merkezi ise D'den geçenler 90 olarak girecek. Evet. Şuradan da geçecek. 90 olacak. Şimdi ne biliyoruz? 90, 25, 65 biliyoruz burasını. Burası da 65. Başka ne biliyoruz? Şuradan geçecek. Bu da 90. 90, 30, 60, 115, 25. O zaman burası ne olacak? Yanlış yapıyor olabilirim. O yüzden geri alacağım. Bir daha yapalım. D'den geçenler 90 olarak gidecek. Ama dümdüz. O zaman burası 60. Burası 65. 125, 180'den çıkarsa 5. 55'miş. Az önce ne yazdım hatırlayamadım. O zaman burası 60. Şuradan geçecek. Şurası 55. 55, 60 gibi düşünsem 35 olur. Aynen de öyle. Denizli. D diklik merkezi D'den geçiyorsa 90 olarak gidecek. Evet, ne biliyoruz başka? Buradan geçse bu da yine 90 olarak gidecek. Şimdi ben buna alfa dersem burası beta olur. Yöndeşten bu da beta. Burası alfa olur. Alfa 90, şurası beta. Şimdi kıyaslama yapacağız. Büyük üçgene bakın. Büyük üçgende beta neyi gördü? X artı 4'ü. Büyük üçgende alfa 12'yi gördü. Küçük üçgende beta 5'i gördü. Küçük üçgende alfa 4'ü. Bu buranın 3 katı. 3 katı 15 olsun diye ne lazım? 11 lazım. A diklik merkezi. AB6. İçte çemberin yarı çapı ile çevre çemberinin yarı çapının toplamı. Az önce de böyle bir kalıp soru vardı. Bırakmıştım. Bu iki soruyu birlikte vereceğim. İlk soruya bakalım. Hangisi daima üçgenin dış bölgesinde? Ağırlık merkezi bir kere içeride. Çevrel çember hem içeride hem dışarıda olabilir. İç teğet içeride. Diklik merkezi içeride de olabilir. Dışarıda da üzerinde de. Ama dış teğet yani çemberin dışı. Ya düşünsene bir üçgene dışarıdan teğet bir çember var. Bir de onun merkezi var. Garanti dışarıda yani. Evet. 6 tane 2, 6 tane 3. ABC üçgen içinde bir E noktası. AC üzerinde bir D. Şurası D olsun. Burada da bir yerde bir E olsun. DE AC'nin orta dikmesi. Ha, üzerinden 90'dan geçtiğini bilmeyebiliriz. Şöyle bir şey. İki eş parçaya bölüyor. Şuraya D diyelim. Çünkü D AC'nin üzerinde. Şuraya da E diyelim. E de üçgen içinde bir yerde. Bu ne demek? Ne biliyoruz? Evet. BE en az kaçtır? Bu uzunluğun en az olmasını istiyorum. Bu uzunluğun en az olabilmesi için ne olması gerekir diye bir düşünelim. Şimdi şöyle alsam. Mesela şuradan bir ikizkenarlık çeksem. Üzerinde olsun ki en az olsun. Şuradan dikme. İçinde bir yerde, üzerinde de olabilir. Şurası E olsun. Şurası D. Buna A dersem bu da. Bu 18 eksi A.
5, 12, 13 olur mu? Olur. O zaman en az 5 olur yani. Çünkü bu eşit bölünüyor. Bu da eşit bölünüyor. Bak şu üçgene bak. 5, 12, 13 üçgeni sağlıyor. Ada ne olacak? Şöyle bir yanıt anahtarına bakmak istiyorum. Üçgende merkezler. Gele gele gele. Üçgende merkezler. Evet, Adana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.